Ben yoluma devam ediyorum. Kosinüs denklemlerindeyim. Standart sorular ve çözümleri bölümündeyim. Evet soruyu çağırdık. Böyle bir sorumuz var. Tabii şıklarda genel çözüm kümesi şeklinde verilmiş. Nasıl çözeceğiz? Bir konuşalım. Şimdi kök 2 bölü 2 ifadesi. Kosinüsün hangi değeri kök 2 bölü 2'ye gider? Tabii en küçük açıyı söyleyeceksin bunu bana. Kosinüs 45 diyeceğiz. Sonra ne yapıyorduk? 2'ye bölünüyoruz. X eşittir 45 artı 2π. İkincisi de x eşittir eksi 45 artı 2π. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi bir bakıyorum, x artı, yani şurası, şu bölüm nerede var? Burada yok. Cevap A değil. Şurada var. Şurayı görüyorsun, bak, burada var. Sonra burada yok. Cevap C de değil. Şurada var. Bir de burada yok. Cevap E dediğin. değil. Ee, ancak sağ tarafta hani bu B sağlayabilecekler. B ve D şıklarının sağ taraflarında açılar büyük. Sebebi ne? Buranın esas ölçüsü alınmış. Şimdi biz eksi 45 esas ölçüsü nasıl buluyoruz? Hatırla. Buna 360 ekleyerek buluyoruz. Eklediğim zaman ne çıkıyor bu? 315 derece çıkıyor. Demek ki bunun yerine biz 315 artı 2 kapi yazabiliriz. Ki nerede o? Bir bakıyorum. Evet. B şıkkında aynen de böyle yazılmış. O halde cevabımız ne olmalıdır? B şıkkı olmalıdır. Ee, şimdi eksi 1 diyor bize. Kosinüs ne zaman eksi 1? Bir? bir düşün 180 derecede. Yani şunun yerine ben kosinüs ne yazacağım? 180 derece yazayım. Tabi şimdi 0 pi aralığında demiş şuradaki pi bölü 4 yerine birazdan 45 yazabiliriz. Hani işimi rahat yapalım diye. Hatta onu da söyleyeyim. Bunun yerine biz 45 dereceye bir yazalım. Efendim nasıl bir şey çıktı karşıma bu durumda? Kosinüs 5x eksi 45 eşittir kosinüs neydi? 180. Şimdi birincisi birincisi 5x <laughs> sesim de gitti. Eksi 45, 180 artı 2k pi. İkincisi 5x eksi 45. Ne diyeceğiz? Eksi 180 artı 2k diyeceğiz. Peki, şimdi bu buraya gitse, ne yapar bir bakalım? Ee, aslında bir şey söyleyebilir miyim? Bu illa oraya gitmek zorunda değil, yani gitsin gitsin de. Her tarafı 5'e bölerek daha rahat işlem yapabiliriz. Şöyle ki burayı 5'e böldüm x burayı 5'e böldüm 9. Bunu 5'e böldüğüm zaman kaç yaptı orası? 36. Ee, şimdi şurada 180 var. Burada 36 kalıyor bak. Şu pi 180 onu da 5'e böldüm. 36 iki çarptım. Buraya 72 k geldi. Sonra bunu toparlayacağım. Bir dursun şimdilik. Şöyle kağıdı 2'ye bölelim. 5'e böldüm x. 5'e ee, e böldüm 9. 9. 5'e böldüm. Eksi kaç yaptı? 36. Burası da 72K yaptı. Son hamleler bakalım. Buraya geldi bu 45 artı 72K. Şuradan da gittiği zaman buraya kaç kalıyor? Eksi 36, eksi 27. Eksi 27 artı 72K kaldı. Şimdi bize 0 180 derece arasında Değil mi? Ne yapmış? Kaç farklı kökü vardır diye sormuş. Bir başlayalım. K'nın yerine 0 verdiğimiz zaman bir 45 geliyor. Şuradan bir şey gelmiyor. Eksi çünkü. Şimdi K'nın yerine 1 verdiğimiz zaman buradan gelen değer ne? 70, 40 daha 110. 117 derece geliyor buradan. Hesap hatası yapmasam bir daha bakayım. 110, 117 evet. Peki burada 1'i verdiği zaman 72'den 27'yi çıkartalım. Şimdi biz 22 çıkarsak 50. Bir de 5 çıkarsa 45 yaptı. Evet buraya da ne gelecek? 45 gelecek ki bununla bu çakışacak. Farkında mısın? Şu ikisi ne yaptı? Çakıştı. Bir daha 45 yazmanın bir anlamı yok. Peki bundan sonra K'nın yerine biz ne verdik burada? Biz 0 verdik burada K'nın yerine. Şurada K'nın yerine 1 verdik. Demek ki bundan sonraki sıralama 2 verme. 2 verdiğim zaman burası 144. 45 daha Burayı geçti. 180'i geçiyor. Buradan gelmez. K'nın yerine 2 verdiğimiz zaman hangi değer geliyor burada? 144. Peki 27'yi çıkart bakalım ne geliyor? 14'ten 7 çıktı. 7. 3'ten 1 çıktı. 117. Evet tekrar burası çıktı. Demek ki burada kalıyor. Çünkü K'nın artık 3. değer için K'nın 3 değer için bu sınır kesinlikle ne yapılıyor? Geçiliyor. Cevabımız bunlar olmalı nedir yani? iki tane kökümüz vardır diyeceğiz. Şimdi tabi burada yapılanlar e, aynı şeyler ama e, ben hani açıları yazarak gittim. Burada da piler üzerine çalışarak gidilmiş. Hiçbir farkı yok. Bu açılar pi bölü 4 mesela 45 derece. 13 pi bölü 20 de 117 dereceymiş. İlginç bir durum. E, bunun neden üzerinde istiyorsan bir bakayım nasıl bir şey ben de merak ettim ne yapacağız burada 180 bölü 20 yapacağız şunlar birbirini götürdü buna da bunu sayıştırmada ne kaldı 9 çarpalım 3 kere 9 kaç yaptı 27 elde var 2 9 kere 1 9 117 görüyorsun sadece fiilleri değişik evet geçiyorum buna bakacağım Şimdi 4 kosinüs kare 3x 3 eşittir 0. En küçük kökü nedir? Demiş. Şimdi şöyle bir çalışalım bakalım. Bu 4 cosinus cosinus kare 3x eşittir 3 demek. Şimdi cosinus e, kare 3x eşittir 3 bölü 4 demek. Buradan iki şey çıkar aslında. Yani cosinus 3x kare kökünü alıyorum. Ya kök 3 bölü 2'dir ya da cosinus 3x nedir? Eksi kök 3 bölü 2'dir deriz. Şimdi en küçük değer sorulduğu için şimdi şunu soracağım. Bu hangi açıda kök 3 bölü 2 olur e, kosinüsümüz? Hani sinüs 60 olduğu zaman demek ki burası 30 derece. Yani şu açı 30 derece olmalı. O halde 3x 30 olduğuna göre x ne olmalıdır? 10 derece olmalıdır. Şimdi görünene göre cevabımız A. Çünkü bundan daha küçük bir açı yok. Bir de şunu düşünelim istersen. Eksi kök 3 bölü 2 olduğu açı hangi açı bu sefer? Eksi 30 derece. Evet. E peki o zaman 3x eşittir. Eksi 30. X buradan ne geliyor? Eksi 10. Hatta x'in değeri ne geliyormuş? 310'a 360 ekler misin? 350 derecede geliyormuş. Evet tabi arada daha birçok da değer var açıkçası. Ama ben e, şey yapmayacağım. Uzatmayacağım çünkü sorunun tekniğine bakıldığı zaman en küçük değer nedir diyor. Ve ben onu bulmuşum. Arada artık 5 ya da daha küçük gibi hani ondan daha küçük bir açıyı da bulamayacağım kesin. O yüzden yolumuza burada dur diyoruz. işaretliyoruz geçiyoruz tamam. Peki şimdi. Bu nasıl bir soru? Çarpanı ayıracağımız kesin. Çünkü hem kos kare var hem kos var. Sanki hani a kare işte eksi 3a işte eksi 4 e, gibi bir ifade düşün. çarpanı orada ayırmayı aklımıza getiriyorsak burada bunu getirmeliyiz. Peki nasıl olacak bu? Kosinüs x cos x dedim. Şimdi şuraya 2-2 de yazabilirim. 4-1 de yazalım ama 2-2 burada iş yapmayacak. 4-1 yazalım. Şuraya eksi 4. Şuraya da eksi 1 koyduğumuz zaman bu denklem şu an yani bu çarpma işlemi bize burayı verir mi? Verir. Tamam. Ee, buradan kosinüs x'imiz 1. Buradan da kosinüs x'imiz 4 geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Kosinüs ve sinüs biliyorsun en çok 1 olabilir. Bu olmayacak. Buradan herhangi bir, bir değer çıkması imkansız. Şuraya bakacağım. Şimdi kosinüsün bir olduğu uzun uzun eklemlere gerek yok. Ama bize şey sormamış. Hani genel çözüm kümesini sorduğu için biz bu soruya şunu diyecektim aslında cümleyi ağzımda yarım bıraktım. Aslında kosinüsün bir olduğu yer sadece nedir düşün? Sıfır derecedir. Doğru mu? Sıfır derece bunu sağlar. Ama cevaplarda böyle bir şey olmadığı için demek ki bizden genel çözüm kümesi isteniyor. Görüyorsun. O halde ne yapacağız? Şunu yapacağız. Kosinüs x eşittir kosinüs 0 derece yazdım. Şimdi bunu ikiye bölüneceğiz. x eşittir nedir? 0 artı 2 k p. Hatta x eşittir eksi 0 artı 2 k diyeceğiz ama bir şey fark ettim. Şunlar birbirini tıpatıp aynısı olduğu için bir tek şey kastediyor. Şunu e, tek bir hamle gibi algıla bunu. O zaman x eşittir ne gelecektir? 2 k gelecektir. Şimdi bu cevapta nerede görünüyor? Ben gördüm. Cevap denizde de. Çözüm kümesi genel olunca şöyle yazmamız lazım. x öyle ki x eşittir 2 k virgül k eleman z dememiz gerekir. Burada K eleman Z verildiği için sadece şu ikisini arıyorum. O da nerede? D şıkkında. Peki. Şimdi e, soruda iki ihtimalim var. Ya burayı kosinüs yaparım. Şurayı. Ya da burayı sinüs yaparım. E, şimdi biz kosinüsleri incelediğimiz için şurayı kosinüs yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız peki? Bunu yapmanın yolu ne? Şimdi 90'dan şurayı bir çıkartayım. Onu ayrı bir yerde yapayım. 90 eksi 3x artı 40. Çünkü kosinüse geçemiyor. 90'dan farkını bulup yazmam gerekiyor. Şimdi 90'dan 40 çıktı. 50 eksi 3x oldu orası. Yani ben şu sol tarafa kosinüs 50 eksi -3x 3x'i yazıyorum. Sağ tarafa da kosinüs x eksi 10'u yazdım. Ee, burada şunu da yapacağım. Onu da söyleyeyim. Mümkünse ben burada tekrar bir karşına çıkayım da. Ee, mümkünse diyorum. İçindeki ifade de x'in katsayısını pozitif yap. Mümkünse ama sinüs için sıkıntı olur ama burada sıkıntı yok çünkü kosinüs de bunlar yer değiştirse bile ne olmuyordu? İfade değişmiyordu. Yani e, bu da neden? Kosinüs çift bir fonksiyon olduğu için. İçerisi eksili haliyle yazılsa bile yine kosinüsün kendisine eşitti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kosinüs 3x 50 yazmak burada imkan dahilinde. O yüzden de yazayım. Şimdi bunu niye böyle yaptığını dersem x'in katsayıları pozitif olsun negatiflerle uğraşmak istemiyorum. Şimdi burada bölüneceğiz. 1 3x eksi 50 eşittir. x eksi 10 artı 2π, 2, 3x eksi 50, şimdi buraya gelince eksi x artı 10, artı 2π yazdık. Peki, peki şurada ne oldu? Bu buraya gitti 2x, sol tarafta 2x kaldı. Bu 50 buraya gitti artı diye gitti, 40 kaldı. Evet, her şeyi 2'ye böldüğüm zaman 20 artı ne geldi? Kp geldi. Şimdi burası tamam. Şimdi şunu yapalım. Şimdi bu buraya gittiği zaman burada ne var? 4x. Şu 50 buraya gittiğinde artı 50 diye geçti. 10 ile toplandı 60. Artı buradan da Kp. Bakayım 2 Kp geliyor. Tamam. Şimdi bölmeyi sonra yapalım. Her şeyi 4'e böldüm. 15 artı Kp bölü ne geldi? 2 geldi. Bunun tam anlaşılabilir hali şu aslında. 20 artı 180K bu da 15 artı ne gelecek? 90K gelecek. Şimdi çözüm kümesini bir bulalım beraber. K'nın yerine 0 koydum. Bir, bir 20 derece var. Bir 15 derece var. Bir bakayım ikisinden biri var mı? Hangisi olabilir diyor. Bulduk bile. Cevap nedir? 15'tir. Baksana çıktı. Yani yolumuza devam edebiliriz aslında. Hadi bir iki tane daha yazalım. K'nın yerine bir koyduğumuz an demin şuna 0 koyarak yazmıştık. Burası 200 derece getiriyor bize. Burası da 1 koy 90 artı 15 105 derece getiriyor. Bu şekilde ne yapar? Çözüm kümesi genişletilebilir. Evet ama biz A'yı bulduk. Bir daha da uğraşmıyoruz. Şimdi ne yapalım? Sıkıntılı bir durum. Şimdi tabii şimdi çözüm burada gösterilmiş. 180 artı alfa yazalım demiş çünkü şu eksi, şu an başımıza bela. Şimdi bunun önünde eksi olmadığı için bu eksiyi ne yapacağız? Soru en büyük sorulardan biri bu. Şimdi ben biraz oyun oynamak istiyorum, tamam mı? Hani hocam ben bunu akıl edemem, hani şurayı. E o anda ben bunu düşünemem dersen, acaba ne yaparız? Peki şöyle yapsak, aklıma gelenleri söyleyeceğim sana. Şimdi sinüse çevireyim burayı ilk önce. Eksi sinüs 90 eksi 2x. Bunu akıl edebilir misin? Bu ne Peki bu eksi içeri atılıyor muydu sinüste? Atılabiliyor. At bakalım içeriye. O zaman orası sinüs ne oldu? 2x eksi 90 oldu. Hani içindeki eksi dışarı atılıyordu ya. Bu da tamam mı? Tamam. Şimdi gel bunu bir daha 90'dan çıkart. Bak oyun oynuyoruz ha. 90'dan içeri çıkarsa bu sefer kosinüse çevireceğim. Evet böyle yaptım. Ne oldu şimdi? 180 2 x yaptım. Fark ettin mi? Ha şimdi şuradan buraya geçiş yaptım. Bunun 90 tamamlayan değerini buldum. Buymuş. Demek ki ben bunun yerine ne yazabilirim? Şimdi kosinüs 180 eksi 2x yazabilirim diye görüyorum. Bir bakayım şöyle 90 2x 180 2x evet bunu böyle yazabiliriz ee, şimdi bir düşünüyorum 180 2x 180 2x sıkıntı yok şimdi şuradaki 180 artı 2x olması belki de kafamızı karıştırıyor şurayı görüyorsun hocam bu farklılık şimdi bak çözüme devam edelim şimdi orada kosinüsler aynı olabilir. Sorumuz nerede? Daha şeyi buluyoruz. Ham hali bu. Kosünüsü yazdık. mı de buraya ne yazacağız? Kosünüs 180-2x yazdık. Şimdi birincisi. 3x-40 180-2x artı 2kp Şimdi şurada ayıralım bunu. Kağıdı düzgün kullanmam lazım. İkincisi 3x eksi 40 eksi 180 artı 2k 2x ve artı 2k Tamam. Toparlayalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Burada 5x'i gördüm. Şu 40 buraya gitti. 220'yi oluşturdu. 2 kp ama oraya biz şimdilik 360k yazalım. Tamam şunu da bir halledelim. Bu buraya gittiği zaman sol tarafta x kalıyor sadece. Bu da buraya gittiği zaman artı 40 diye gitti ama eksi 140 kaldı. Bu da yine 360 kaldır. Bir şurayı halletmem lazım. Burada bir sıkıntı var. Şimdi 22'yi 5'e böleceğim. Bu ne demektir? Bunu 10'a böl 2'ye çarp. Yani 44 yaptı. Şurası da ne yapacağız? bunda 72 kaldı diye bırakacağız. Şu eksi 140'ı da ne yapalım? Pozitif et çevirelim. 360 eklersek buraya kaç çıkacaktır? 220 çıkacaktır burası. Şimdi bundan sonrası şu iki ifadede kanı yerine değerler vererek ne yapacağız? Çözüm kümemizin elemanlarını bulacağız. İlk önce kaniye yerine 0 verdiğimizi bir düşünelim. K'nın sıfırı verirsek hangi değerlerle karşılaşıyoruz? Bu sıfır çok kötü oldu. Evet eşitlikle birbirine girdi. Düzgün yazalım. Verdiğimiz düşen bir 44 derece buradan geliyor. Başka bir de şuradan 220 derece geliyor. Şimdi şıklarda bakıyorum bunlardan var. 220 derece var ama en büyük tam sayı kökü demiş. Demek ki yarım kökler en büyük tam sayı kökü kaç derecedir? Yarım kök çıkıyor mu ki? O da ayrı bir konu. Neyse. Bu soruyu bozmaz da. Hani yarım kök nereden geliyor? O benim dikkatimi çekti. Şimdi kanın yerine biri koyduğumuz zaman bu sefer şuradan ne gelecek? 72 artı 44. 110 kaç yapıyor burası? 116. 116 geliyor. Sonra K'nın yerine burada biri koyarsak aşıyor zaten. Buradan bir kök gelmiyor. Peki K'nın yerine 1 koyduk. Burası geldi. Devam edelim. K'nın yerine 2 koysak 2 koyduğumuzda 144 artı 44'ten ne gelecek? 188. Şu an hani 220'yi biz bulduk da şunu ama daha büyük bir değer gelir mi diye merak ediyoruz açıkçası. Devam edelim. K'nın yerine 3 koysak ne gelecek bu sefer? Şurası kaç yaptı? 216. 44 daha ne yapıyor? 216 kafam bir an gitti. 44 ekledim. 0, 260 derece geliyor. Cevaplarda var mı? O da var. Evet şu an D şıkkı cevapmış gibi görünüyor. Ama erken davranmayalım. Verebildiğimiz kadar vereceğiz. duvar duvarı geçmeyeceğiz. Tabii 60 dereceyi geçmeyeceğiz. Kaya 4 verdiğimiz zaman burası kaç yaptı? 288. 288 artı 44. Bir bakalım. Kaç oldu burası? 12 elde var 1. Bu da 12 kaç yaptı? 12. Elde var 1 dedim. 3. 332 çıktı. 332 şıklarda var mı? Haydi, o da var. Ve cevap da geldi. Cevap budur. En büyük değer buymuş. Çünkü daha büyük bir değer şıklarda yok. Ha. K5 içinde şöyle bir sıkıntı var. 5'i koyduğun zaman zaten değer 360'dan büyük bir değer çıktığı için değil mi? Hani 360 artı 44 geliyor. Bunu zaten ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Cevabımız E şıkkı. Tamam. Evet biraz uzun oldu gibi. Ee, tekrar söylüyorum burada. Bak şu olayla benim yazdığım olay nerede o? Şurası görüyor musun? Farklı gözükse de. Sonuçta türetilen bütün kökler buradakilerin aynısı fark ettin değil mi? O yüzden sıkıntı yok. Bunlar birbirinin özdeş ifadeleridir diyeceğiz. Peki bundan sonrası da ne var? Beraber görürüz. Sanıyorum yine denklemlere devam edeceğiz. Toplam fark ve yarım açının kullanıldığı denklem tiplemeleri var. <laughs>